Duydum ki İngilizceyi hala öğrenememişsiniz. Bu defteri bugün kapatıyoruz. Orta Doğu ve Balkanların en iyi İngilizce sisteminden hepinize merhaba canım. Az sonra size İngilizceyi nasıl kolay bir şekilde, en basit yöntemlerle, en net şekilde öğrenebileceğinizi, konuşabileceğinizi, yani iletişim aracı olarak kullanabileceğinizi anlatacağım. Bundan zaten herkes muzdarip. Ama her zaman olduğu gibi PK Language yine işin başına geldi. Görevi devraldı ve bu işi çözmek için burada. İşimiz bu. Bizim işimiz insanlara bunu basitçe öğretip onları bu büyük dertten kurtarmak ve onlara bunun aslında ne kadar kolay olduğunu öğretmek. Gidiyorsun abidik subidik, yok 100 saat ders, 500 saat kurs, 5 kur, 10 kur falan. Lüzumsuz işlerle uğraşmayın. Yok bilmem ne uygulamasından öğrendim, yok film izledim, yok sinemaya gittim, tiyatroda öğrendim falan. Ben oyundan öğrendim falan. O işi bir geçeceksin. O işi geçeceksin birader. Öyle olmaz o iş. Öncelikle öğrenmeye çalıştığınız şeyin bir dil olduğunu ve ana amacının iletişim kurmaya destek vermek olduğunu unutmayın. Siz bir dil öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ama bunun da konuşulması gerektiğini unutuyorsunuz. Ben şimdi size bu dili basitçe nasıl konuşabileceğinizin girizgahını yapacağım. Sonra hemen bir sonraki derste çatır 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 bütün detayları öğrenip yapıştırıp geçeceksiniz. Malumunuz biz Anadolu toprağında yetişmiş çocuklar olarak Türkçeyi öğrendik. Ana dilimiz de Türkçe. Ha içinizde yok ben Newcastle çocuğuyum, ben işte Edinburgh falan bilmem nesiyim, düşeşiyim, düşesiyim neyse artık falan diyen varsa ben bilmem. Onlar bir gitsin. Zengin çocuklarına karşı alerjimiz var, sevmiyoruz. Garibanlar izle. Zengin çocukların hepsini de bir gün döveceğiz. Anaların, babaların gözünde döveceğiz. Biz Türkçe konuştuğumuz için İngilizce bize çok çok farklı geliyor olabilir. Ama bu esasında sizin için bir handikap değil arkadaşlar. Çünkü sizler zamanında bir dilin nasıl öğrenildiğini zaten tecrübe etmiş, gözlemlemiş ve yaşamışsınız. Bir dil öğrenmişsin sen zaten. Türkçeyi bak konuşabiliyorsun, iletişim aracı olarak kullanabiliyorsun. Aynı yöntemle İngilizce öğrenmek yerine açıyorsun bilmem nereleri, portalları, bilmem neyi. Yok işte simple tense, present tense, bilmem o tense, bilmem noun clause, relative clause falan. Hiç yani saçma sapan böyle asla ama asla bilmeye ihtiyaç duymayacağın şeylerle şu güzel beynini yoruyorsun güzel kardeşim. Allah aşkına şu beyni 5 dakikalığına bana kiraya ver. Şu işi çözerim bas git ya. Vallahi uğraştırma bak. Yemin ediyorum uğraştırma. Zaten eline kamerayla mikrofonu alan öğretmen oldu, doktor oldu, avukat oldu. Bin geçen polise caz yaptık o avukatlar yüzünden şu TikTok'taki. Yapmayın kardeşim ya. Vallahi bak biz de kandık yani buna. Neymiş sen beni arayamazsın. Ters kelepçe gittik ya. Ben İngilizce öğretmeniyim. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Benim mesleğim zaten bu. Bunu icra ediyorum. Profesyonel olarak yapıyorum işimi de ya da yapmaya çalışıyorum. Beni öyle eline kamera mikrofon alıp İngilizce öğretmeye çalışan ustalarla karıştırmayın güzel kardeşim. Ben bu işe ömrümü yıllarımı verdim. Ve bu hususta da bütün boomerlara karşı savaş açmış bir şekildeyim. Çünkü öyle bir İngilizce öğrenme, öğretme, eğitme metodu yok güzel kardeşim. Hikaye. Şu tahtayı bir dolduralım, ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi bunları gördün, hemen zaten ben bunları biliyorum. Bunlar ne ki? Are you with the he, she, it? Ben sen, o biz, siz, onlar, baba 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 falan triplere girme. Bir bekle, dur. Sen bunları bildiğini zannediyorsun. Sen bunların ehemmiyetini, önemini bilmiyorsun. Biz Türkçe konuşan insanlar olaraktan Anadolu topraklarının yetiştirdiği güzide çocuklar olarak bizler o şanlı tarihin falan neyse buradan prim yapmayacağız. Biz de Anadolu çocuğuyuz anladın mı? Mezopotamya çocuğuyuz. Biz köylüyüz anladın mı? Ve köylü milletin efendisidir. Bizim konuştuğumuz dil gereği biz bu ifadeleri genelde kullanmıyoruz. Çünkü kullanmadan da cümle kurabiliyoruz. Mesela gidiyorum, geliyorum, gidiyorsun, gidiyor, gidiyorlar, gittiler, gidecekler. Bak ben sen o biz siz onlar demiyorum ama sana kim gidecek yahu dediğimde şu gidiyor bu gidiyor diyebilirsin bana. Gidiyorum. Benim gittiğim belli. O gidiyor oradaki. Diyor ki ben gidiyorum. Ama şimdi ben sana İngilizce'de kalkıp gitmek go demek. Go desem böyle durduk yere. Selamünaleyküm aleykümselam go. Kim go kardeşim demez misin? Dersin. Çünkü bu ustaların dilinde yani bu İngilizce'de bu ifadeler olmadan sen öyle yok sana bir koyayım, sun koyayım falan ben sen olsun yapamazsın. Go'sun falan. Go'um. Hani ben gidiyorum diye go'um falan öyle bir şey yok.
Lütfen böyle toplara kalkışmayın. Kur'an çarpsın, CİMER'e şikayet ederim size. 155'i de ararım. Bunlar sizin İngilizce'de şu seviyede de olsanız, bu seviyede de olsanız, böyle arşa çıksanız da seviye olarak, neyse artık o, kurup kurabileceğiniz bütün cümle varyasyonlarını düşünün. Bunların hepsinin %90'ını bunlarla başlatmanız gerek. Bak, sen o küçümsediğin, o böyle küçük gördüğün IUV'de hişit nelere kadir? Tövbe estağfurullah. Şimdi zaten malumunuz I ben, you sen veya siz, hani sizler, hepiniz, alayınız. We, biz, böyle sen, ben, o, biz işte. They, onlar. Geldik bunlara. He, she ve it. Şimdi bu zıp çıktılar, tamam mı? Bunlar Türkçe'de bir tane abicim. Biz o diyoruz. Biz de öyle kadınmış, erkekmiş falan, hayvanmış, köpekmiş, kediymiş. Biz canlıları severiz, doğayı severiz. Kızılderililerin de Türklerden geldiğini söylerler. Kızılderililer de çok sever. Buradan hepsine selam olsun. Askerden yeni geldim bu arada. Selamım da yırtıcıdır. Buradan Amasya 15. Piyade Eğitim Tugayı'ndaki bütün komutanlara sesleniyorum güzel kardeşim. Bazılarınızı tenzih ederek gerçekten müthiş bir setup kurmuşsunuz. Hangi setup lan? Setup Erener mi? Daha fazla detay vermeyeceğim. CİMER'e verdim detayları zaten. İşinize bakın abi. Türkçe'de bir tane. O. İngilizce'ye geldim 3 tane. Baba baba. Bize öğretilen erkeklerde he, kadınlarda she, cansız ve hayvanlarda it kullanacaksın. Yani cinsel bir ayrım var. Cinsi bir ayrım var burada efendim. Bunu anladık. Sıkıntı şurada ki bu yanlış. Yani buna erkek, buna kadın, buna cansız hayvan falan dersen patates olursun. Neden biliyor musun? Yarın bir gün nasip olur Amerika'ya taşınırsın. İngiltere'ye, Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya taşınırsın. Bir cuma sabahı kahvaltını yaptıktan sonra bir sehabeye rast, pardon, camiye gideceğim dersin cumaya. Cemaat orada değil. Erken gitmişsin biraz, olabilir. Yakıyorsun sigaranı, yok avluda içme. Bekliyorsun, abdestini alacaksın falan. Arkadaşınla beklerken bir bebek sesi. Nereden geliyor acaba? Şuradan bir gidelim bakalım. Bir gidip bakıyorsun, ufacık bir sabi, bir sübyan. Bu Fransızcadan gelmiş olabilir mi? Bunu araştırıp hemen yorumlarda yazar mısın? Sübyan. Sübyanı gördün sabiyi, daha bebekler yeni doğmuş, atıvermişler. Bembeyaz çarşaf, beyaz bir şapka, eldiven falan. O ne birader ya diyeceğim arkadaşıma. Bak. O ne birader ya. Şimdi buradaki o için. He kullanamam. Ne bileyim kardeşim, erkek mi ne bu yani, görmedik. She, bilmiyorum yani, bembeyaz çarşafta çocuk, kız mı erkek mi ne bileyim. Ulan it de denmez şimdi, cansız değil, hayvan evladı değil, tövbe estağfurullah, ucubeye benzemiyor ya insan. Allah Allah, bak şimdi kafayı yedik ya, ya cuma namazına gireceğiz, kafayı yedik, kafalar gitti yani. Toprağını soruyorsun ya, birader hemşerim biz buna ne diyeceğiz? He mi she mi it, lan çocuk öldü soğuktan, sen onu tartışırken bu anda o sabi sübyan donuyor ya. Soğukta donuyor, Almanya'nın soğuğundasın ya. Sen bunu tartışırken çocuk öldü ya. Ya yapmayın kardeşim ya. Ne cansızı ne hayvanı. Gözünü seveyim ya. Bunu hala cansız hayvan diye anlatan, bak öğretmenler var. Rica ediyorum kardeşim. Aldığınız paranın, kazandığınız ekmeğin bir helal mi haram mı olduğunu sorgulayın be kardeşim ya. Bir kendini geliştir ya. Ne kadını ne erkeği. Yok öyle bir şey oğlum. Eril şeylerde, bak insanlarda demiyorum. Eril şeylerde, bak bu bir kalem de olabilir, bir araba da olur, bir kamera olur. Ne bileyim, bir kedi olur, köpek olur, kuş olur. Eril bir şeyse, anladın mı? Ona he diyeceksin. Dişil bir şeyse, bak pipisini gördün mü he de demiyorum sana. Pipisi olmak zorunda değil. Veyahut da kadın üreme organı, ya bunu vajina demekten şu anda erindim, mobbing yerim diye. Vajinası varsa she falan diye bir şey yok, anladın mı? Bu kalem de bir she olabilir. Benim kırmızı arabam, Allah nasip ederse, she olabilir. Ah be, kız gibi arabam var derim. Ona ben she diyebilirim. Normal arkadaşlarım benim arabamdan bahsederken ona she diyebilir. Ama bak şimdi benim arabam, yani vajinası yok. Veyahut da penisi yok benim motorumun. Öyle bir şey yok. Eril, dişil diye ayıracaksın. İte geldiğinde de buna cansız hayvan dediğin yerde bum diye böyle patlarsın. Tamam mı? National Geographic aradı seni. Selamun aleyküm kardeşim. Gel mübarek bizle çalış. Senin CV'ni beğendik dediler. Atladın gittin, Amerika'dasın. Anladın mı? Texas'ın çölündesin. Texas'ın çölünde aslan olmaz da, hadi farazi konuştuğumuz için, aslan belgeseli çekeceksin. Kameraman orada, sen buradasın, aslanlar şurada. Bir tane aslan var, yaralı. Ölecek yani, belli diğerlerinden ayrılmış, dayağı yemiş ya, bitmiş yani. Kendi öz evlatları tarafından örselenmiş bir baba. Baba olduğunu nereden anladın? Bu kadar yeleleri var böyle. Diğerlerine nazaran daha büyük. Ve konuşmaya başlıyorsun kameraya karşı.
İşte o. O bir zamanlar ormanların kralıydı. O ormanın kralıydı. Buradaki o için gidip o aslanı göstere göstere kameraya karşı it dediğin anda bir ses yükselir kardeşim. Kestik. Ya senin Allah belanı versin. Kodumun köylüsü. Git tatil muhasebeye uğra. Çıkışını al. Deport. Çık. Allah'ın belası köyüne dön. Derler. Muhasebeye uğrarsın. Köyüne dönersin artık. Yozgat'ta mı? Bitlis'te mi? Muş'ta mı? İzmir'de mi? Manisa'da mı senin köyün? Bilmiyorum. Ama köyüne git kardeşim derler. Çünkü o aslanın hi olduğu, eril olduğu belli. Kavga etmiş ailesi için. Yeleleri var. Ayı gibi. Yamyam gibi aslan. Sen ona it diyemezsin. Buna cansız ve hayvan dersen patlarsın işte. Anlatabildim mi? Kapı çalar. Kim o? O! O! Buradaki o için ne kullanacaksın? Kapı çalıyor. Görüyor musun kapının arkasını? Hi mi şi mi ne biliyorsun? Kapı ütü mü çalıyor? Cansız bir şey mi çalıyor? Hayır. Bir hayvan mı? Puma geldi değil mi? Dağ aslanı geldi. Selamünaleyküm abi. Varsa yarım kilo et. Öyle bir şey mi? Hayır. Ya hi ya şi kapıdaki. Bilmiyorum ama. Eğer ki o şeyin, bak insan, hayvan, kedi, köpek, kuş fark etmez. O şeyin cinsiyetini bilmiyorsam, ona adanmış, atanmış bir cinsiyet yoksa benim çevremde bakarım. Bu ışık, yerdeki, gökteki ışıklar yok kardeşim, bunların cinsiyeti yok. O ışık derken işte, o sönük, o patlak, o yanıyor derken buradaki o için it kullanacaksın, tamam mı? Bunlar bizim için bu kadar önemli işte. Ve bu kadar da yanlış anlatılır ya. Kapat. Ma, dur, bekle. Devam var. Yazacağım, devam edeceğiz. Şimdi geldik o malum şarkıya. Biz de bir zamanlar bir köpeğe gökkuşağın renklerini anlatmaya çalıştık. Neyse, köpekler renk körüdür. Anlatmaya çalışmayın. Yardımcılar. Bak, eğer ki İngilizce dilini ben aktif bir şekilde iletişim aracı olarak kullanmak istiyorum hocam. Benim niyetim ve gayem, ülküm, amacım bu diyorsan. Bu konunun ülkücüsüyüm. Bu konu için Hitler bıyığı, ülkücü bıyığı bile bırakabilirim diyebilecek kapasitede bir insansan, senin öğreneceğin, öğrenmen gereken her şey burada. Tabii ki bunlar da çok önemli. Ayubilehi şiit, harika, önemli. Ama istersen git 1 milyon tane kelime ezberle. Hani diyor ya, ay ben kelime bilmiyorum o yüzden konuşamıyorum falan. İşine bak. Senin konuşamamama sebebin, ne oluyor? Konuşamama sebebin yardımcıları bilmemen. Kelimeleri değil. Ne var la kelimede? Gitmek, gelmek, yemek, içmek, uyumak, yemek, işemek, bak. Bunları öğreneceksin yani alt üst. Onlar dert değil. Önemli olan bu. Çünkü diyorum ya bak, git şimdi 1 milyon tane kelime öğren. Ezberle. Ne olacak anasını satayım? Millet hafız oluyor kardeşim. Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor adamlar. Sen 3 sayfa kelime ezberliyorsun. Kelimeyi ezberledin. Eğer ki kurmak istediğin cümle içerisinde bir yardımcı kullanmıyorsan, istersen git 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon, 1 milyar tane kelime öğren. O kelimelerin hepsini dürüp büküp kullanabilirsin farklı yerlerde. Çünkü yardımcı olmadan karşıya vermek istediğin mesaj her zaman yarım kalacaktır. Neden biliyor musun? Yardımcıların 3 tane işlevi var, seyret. Bak babacığım, yardımcıların 3 tane işlevi var. 1. Sen ne anlatıyorsun kardeşim? Hani sen ne bir şey mi yapıyorsun, bir hasta mısın, olduğun bir şeyden mi bahsediyorsun? 1. Bundan bahsediyor. 2. Çok önemli bak. Sen bana olumlu bir şey mi söylüyorsun? Sen olumsuz bir şey mi söylüyorsun bana? Yoksa bana soru mu soruyorsun? Bunu anlatıyor. Ne kadar önemli. Ama içlerinde en önemli olanı ne zaman? Ya sen bu işi ne zaman yaptın kardeşim? Bugün mü yapıyorsun? Dün mü yaptın? Yarın mı yapacaksın? Ya sen ne anlatıyorsun oğlum? Her şey yardımcılarda. Bunların adının yardımcı olduğuna bakmayın kardeşim. Bunlar var ya, bunlar böyle Uhud Tepesi okçusu değil kardeşim. Bunlar seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. Bunları öğreneceğiz. Bunlar İngilizcenin yapı taşı. Atomu bunlar. Atom mu oluyor? Karbon neyse. Çok önemli bir element yani bu, tamam mı? Bunsuz bir cacık yapamazsın. Bunu kafana şimdiden sok. Zaten bundan sonraki ilerleyen derslerimizde yardımcıları göstereceğim size. Öyle ello cello değil, bir tane iki tane değil. 12-13 tane yardımcı göreceğiz. Ama ondan sonra ne diyeceksin biliyor musun? Hocam gerçekten teşekkür ederiz. Biz bu işi kopardık. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelir diyeceksin. Bana güven, şu hocana kalben güven. Çünkü ben sana güveniyorum. Eğer ki bir zengin çocuğu değilsen, çünkü dediğim gibi zengin çocuklarına alerjimiz var kardeşim. Ayubide'yi hişit diye cümleni başlattın. Sonra gittin bir yardımcı seçtin kendine. Sonra ne var? Hemen yazalım.
Ben ders anlatırken bir İngilizce öğretmeni olarak mizacım gereği tecrübelerime dayanarak aldığım bir kararla, yok özne, yüklem, fiil, yok relative bilmem ne, işte possessive pronoun falan, zamir, mamir, böyle dil bilgisel terimler kullanmıyorum. Çünkü benim hitap ettiğim kitlede okuma yazma bilmeyen ama dil öğrenmek isteyen insanlar da var. Benim hitap ettiğim kitlede gariban, atıyorum hayatında iyi okullarda okuyamamış, bu yüzden de dil bilgisel olarak kendini tam olarak iyi yetiştirememiş insanlar var. Ve en önemlisi de, Allah aşkına buradan sesleniyorum. Üniversiteye gittiniz 18 yaş, 18, 35, 40, 50, 60 yaş arası, buradan insanlara sesleniyorum. Hanginiz zamirin, fiilde çatının, ünsüz benzeşmesinin falan ne olduğunu hatırlıyor musunuz ya? Bunları gördük, devletimiz sağ olsun çok şükür devlet aliyemiz bize bunu gösterdi de. Ya unuttuk be kardeşim, kaç yaşına geldik, 30 yaşımıza merdiven dayadık ya. Ben şimdi bu adama nasıl zamir, fiil, tümle, cüklem falan anlatabilirim ki? Olmaz. Mesela burada normalde benim fiil yazmam lazım ama yok kardeşim, bizim eğitim sistemimizde FK Language'in içerisinde öyle fiil, miil, cart, çurt bir şeyler, eylem, meylem yok. Mekmaklı var. Nedir mekmaklı? Çok basit. Beyninin çalışan bir kısmı var ya, %2 mi %3 mü? Onun da %1'ini kullan, onun 1/4'ünü kullansan idrak edebilirsin. Sonu mek ya da makla biten her şey. Gitmek, gelmek, yemek, içmek, uyumak, uyanmak, görmek, bakmak gibi. Sonu mekmakla biten herhangi bir şeyi burada kullanabilirsin. Ya da bir isim kullan. Aslan, kaplan, Ali, Veli bilmem ne, bir isim. Kalem, ışık, kamera, mikrofon, bilgisayar, priz, fiş gibi bir isim. Tamam, yani sonu mekmakla biten herhangi bir şey. Buraya mesela sıfat da yazmam gerek. Şimdi salak salak yoruma yazan olur. Oo, sıfat da kullanılabiliyor falan. Aa, tamam be güzel kardeşim. Sen mükemmel biliyorsun her şeyi, tamam mı? Ve hıyar. Adam sıfatın ne olduğunu hatırlıyor mu acaba? Mekmakla bitmeyen herhangi bir şey yazabilirsin. Bitti. 12'lik. Şimdi bak, güzelce bak şuraya. İnşallah bakmışsın. Şimdi 3 tane temel öge anlattım size. Tabii ki de İngilizce'de 3 tanecik cümle ögesi yok. Ama esasında İngilizce'nin cümle öge sıralaması budur. Subject, auxiliary verb, verb, object, manner, place, time, purpose diye gider. Al şimdi bu bilgiyi. Bununla ne yapıyorsan yap. Bak, bununla, bu bilgiyle subject, auxiliary verb, verb, object, manner, place, time, purpose. Bununla ne yapıyorsan yap. İster git Ankara havası yap bununla. Kapıcı İzzet gibi ABCD'den yapmış ya. Sen de bundan yap. Subject, auxiliary verb, dananın. İster şarkı yap. Beni hiç ilgilendirmez. Gerçekten samimi söylüyorum. Bu şekilde öğrenmeye çalışırsam ben şunu anlarım. He, bu arkadaş dil bilimci olmak istiyor ve İngilizceyi falan böyle sökmek, yani profesör ordinarius olmak istiyor İngilizcenin falan diye düşünürüm. Ama sen bir ordinarius olma kardeşim, tamam mı? Bırak biz olalım. Ben İngilizce öğretmenim. Benim işim, mesleğim bu. Bu yüzden İngilizce diline dair her şeyi bilmek benim boynumun borcudur. Ama şunu da unutma. Ben 10 yıldır ehliyete sahip olan ve araba kullanmayı da çok iyi bilen bir adamım. Lakin ben araba ordinarius'u değilim. Profesör de değilim. Gözümle değişenini, boyasını anlamam. Motoru söküp takamam. O krank keçesini yenileyemem. Motoru indirip yağını boşaltıp yeni yağ koyamam. Suyundan anlamam. Antifrizinden anlamam. Ama bak, ben o arabayı süper kullanırım. Aklını da alırım senin eğer denersek. Ben ne biliyorum biliyor musun? Arabada gaz pedal. Bu kadar. Level C5 baba, bu kadar abi. Gaz, yani pedallar işte. Gaz, fren, debriyaj, pedallar. Vites, direksiyon, mireksiyon. Bu kadar abi. Benim arabaya dair bildiğim şey bu. Ama ben o arabayı çok güzel kullanıyorum. Peki, hocam sen niye bilmiyorsun, değişeni boyayı anlamıyorsun, motoru neden rektifiye edemiyorsun, söküp takamıyorsun, yağını kendin niye değiştiremiyorsun derseniz, o işin ustası sanayide kardeşim. Ben araba sanayicisi, kaportacısı, mekanikçisi değilim. Ben sadece o arabayı kullanmak isteyen, A noktasından B noktasına kullanacağım bir aracım olsun, onu da sürebileyim diyen bir vatandaşım. Sanayici değilim. Sana şu anda onu söylüyorum. İngilizce senin iletişim kurmak için kullanacağın bir araç. Ve bu aracı kullanmak için her detayını bilmek zorunda değilsin. Direksiyon, pedallar, vites. Bu kadar. Biz ne yapacağız? Biz artık bu saatten sonra
yardımcılarla ilgileneceğiz diğer derslerimizde. Bu dersten almanız gereken en önemli mesaj şu. İşin ehli olmayan, bu işten bir cacık anlamayan insanlardan tavsiye masiye almayın. Yok şu uygulamayı indir, öğren. Yok şu oyunu oyna, çöz. Şu filmi seyret, How I Met Your Mother seyret, Friends seyret, oluyor zaten kanka falan. Bir şeyi bilmek ayrı, öğretebilmek ayrıdır. Ben Türkçeyi çok iyi bilirim. Bak, yemin ediyorum sana. Hitabetimde naçizane düşüncem kuvvetlidir diye düşünüyorum. Lakin ben Türkçeyi öğretebileceğimi düşünmüyorum kardeşim. Çünkü ben yabancı bir insana şu ikisinin farkını anlatamam. Gelen mi, gelen mi? Bir daha telaffuz ediyorum. Gelen mi, gelen mi? Bak, gelen mi, gelen mi? Abi çok yani zor. O yüzden bir şey bilmek ve onu öğretebilmek farklı şeylerdir. Benden zaten bugüne kadar eğitim almış herkes şunu çok iyi bilir. Ben bu işi en basite indirgenmiş ve en çok ihtiyaç duyacağınız şekilde yapıyorum. Bunu benim online eğitimime katılmış insanlar lütfen şöyle aşağıya bir yazsın kardeşim. Ne halde geldiklerini, nasıl gittiklerini lütfen yazsınlar. Rica ediyorum bu videoyu izlerlerse eğer, ki eminim izleyeceklerdir. Hepinize kalps. Böyle de kalps. En basit ve en ihtiyaç duyacağın şekilde tasarlanmış bir eğitim sistemi bu. Eğer kulaklarını açıp, bak çakralarını falan değil, kulağını aç, beni dinle. Ne yapman gerektiğini ben sana anlatacağım. Sen de onu uygulayacaksın. Ondan sonra ne yapıyorsun? Fercan hocam kalp, canım hocam külp. Anladın mı? İşi kopartıyoruz, bitiriyoruz, işlem tamam diyoruz. Şimdi bir sonraki videoya geçeceğiz. Bir sonraki videoda ilk yardımcınızla tanıştıracağım sizleri. Hiç korkmayın. O da gerçekten böyle sirkteki maymun gibi, aslan gibi, ayı gibi böyle elinde tasmayla böyle oynatabildiğim bir vahşi hayvan. Hiç sıkıntı yok. Ben size onu sevdireceğim. Onu size tanıştıracağım. Dışarıdan şey görünür, heybetli görünür ama benim kırbacımı yedi mi şak diye yerine oturur. Merak etmeyin. Ben sizi ilk yardımcınızla çok güzel tanıştıracağım bir sonraki derste. Ben şimdi gidiyorum. Bir sonraki derste aynı yerde, aynı şekilde, aynı hırs, aynı azim, aynı heves, aynı sevgi, aynı saygıyla görüşmek üzere diyorum. Bayağı show business yaptım az önce. Neyse, Allah'a emanet olun. Fercan Kasap Balıkesir, emrettiğiniz gibi komutanım.